beni duyuyorsunuzdur. Bir kişi evet desin yeter. Merve bana bir mail attın ama hala cevaplandıramadım onu. Aklımdan da çıkmadı işin doğrusu. Unutmadım yani. Bugün inşallah sana bir cevap yazmaya çalışayım. Kusura bakma. Evet, 9 numaralı haftadayız. 9 numaralı haftadan önce... gelişi değerlendirmesiyle ilgili birkaç açıklama yapayım. Şimdi biliyorsunuz yarışı değerlendirmesi en az bir faaliyetten oluşacak bu dönem. Yani bunun adına da ya proje diyoruz ya da ödev diyoruz. Ancak daha önce tanımlanmış olan faaliyetler varsa, notu girilmiş faaliyetler varsa bunlar silinemiyor. Şimdi biz birinci ödevi sizle beraberken tanımlamıştık biliyorsunuz. Dolayısıyla o ödevi sizden aldık, topladık. Yani bu olay çıkmadan önce, yani okul tatil edilmeden önce size verdik, tanımladık. Ve işte okul tatil edildikten sonra, yani uzaktan eğitim başladıktan sonra o ödevlere teslim tarihi geldi. Hatta biraz uzatmıştık. Geçen hafta bu ayarlamayı yaparken, yani sadece benim amacım aslında şuydu. Birinci ödevi saymamaktı. Çünkü... birçok arkadaş birinci ödevi bazısı vermedi. Bazısı sadece yıl dışı faaliyeti olacak ciddiyetinde vermedi. Böyle olsaydı daha farklı davranırdı büyük bir ihtimalle. Bundan dolayı herkese haksızlık yapmamak için o ödevi silip yerine yeni bir faaliyet ilave etmek istedim. Ama sistem buna müsaade etmedi. Dolayısıyla bundan dolayı birinci ödev silinemedi. Ve biz de toplamış olduk bunları. Dolayısıyla bunlar değerlendirilecek. Bundan dolayı, bu sebepten dolayı birinci ödevin ağırlığını düşük tuttum. Şimdi size bu hafta büyük bir ihtimalle yeni bir ödev vereceğiz. Ve bu ödev ve birinci ödev ikisi beraber yıl içi faaliyetinizin yani bu dersi geçmenin %40 karşılığı olacak. Şu anda EBS sisteminde görebiliyorsanız eğer veya dersin işte yarışı faaliyetlerini nereden görüyorsanız, ABİS'ten görüyorsunuz belki de akademik bilgi sisteminde veya OBİS'ten görüyorsunuz, öğrenci bilgi sisteminden bilmiyorum siz nereden görüyorsunuz. Dolayısıyla orada yarışı faaliyeti olarak İki ödevimizin olduğunu göreceksiniz. Birinci ödevi zaten verdiniz. İkinci ödevi onun ağırlığını yanlış hatırlamıyorsam %15 olarak tanımlamıştım. İkinci ödev bu hafta içinde verilecek ve onun da ağırlığı %85 olacak. Yani artık bunun proje, ödev ve vize yerine geçeceğini bilmeniz lazım. O ciddiyete hazırlamanız, olaya o ciddiyete bakmanız gerekiyor. Sanırım anladınız. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı Bora? Yok, peki. Evet, o zaman bu hafta 9. slayta geçiyoruz. Sunuya geçiyoruz. 9. sunu. 9. sunuya geçiyoruz. Bu hafta 9. sunuyla geçecek. 9. sunuyla geçecek. Belki gelecek haftanın 1. haftasına da sarkabilir. Biraz uzun tutulmuş. Şimdi geçmiş notlarımdan biliyorsunuz, geçmiş video kayıtlarından ders ortamında çekilmiş olanları sizinle paylaşıyorum. Buradan da onları size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu şekilde ders ortamı olmadan çok yararlı olunması çok da güzel olmuyor şimdi doğrusu, mümkün olmuyor. Bundan dolayı bugün 9 numaralı sunumun 1. videosunu sizinle paylaşacağım. Burada biraz sonra dinlemeye başlayacağız.
Asıl bunlardan sorumlusunuz. Biliyorsunuz bu sürekli olarak 3 haftadır aynı şeyi yapıyoruz. Veya birinci ders olarak yapacağız. Yarın büyük bir ihtimalle size biraz bir şeyler göstermeye çalışacağım. Bugün sadece 9 numaralı sorunun birinci videosunu hep beraber dinleyeceğiz. Arada sorularınız olursa sorularınızı almaya çalışırım. Bugün YouTube'a da aynı şekilde 9 numaralı sorunun birinci videosunu yüklemiş olacağız. Aynı şekilde 6 numaralı videoyu da geçen hafta yükleyeceğimi söylemiştim. Ama olmadı. Unuttum işin doğrusu. Çok ilgilenemedim. Biraz zorla var. Böyle bir bahane var. Kimse de bana bir şey sormadı. Ders sırasında işte bazı arkadaşlar 6 numaralı video olsa olur mu falan demişlerdi. Çok da siz de maille falan da sormayınca benim de aklıma gelmedi. İşin doğrusu çok da üzerinde duramadım. Bu hafta olursa onu da yayınlamayı düşünüyorum. Olmasa da kalsın. Bilmiyorum bakalım. Şimdi 9 numaralı sunuyor. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? 9 numaralı sunuyor. Hep beraber deneyelim. Arada sorunuz olursa sorularınızı almaya çalışırım. Cevaplandırmaya çalışırım. Evet, şu anda ekranı görüyor olmalısınız. Videoyu görüyor olmalısınız. Kütle ortalamasının farkının güvenlendirildiği. İki kütle ortalamasının. Birinci kütlemiz bu. İkinci kütlemiz bu. İkisinin farkının güvenlendirildiği. Acaba şurası ne olacak? Burası ne olacak? Bundan sonra aslında formüllerde biraz karışıklık var, yoksa mantık aynı. Bunları örneklemediğinde gördük biz. İki tane kütle ortalamasının farkını niye almaya çalışıyoruz ki? Niye bunların örneklemede bunu ne yaptık? Sadece iki kütle ortalamasının tek bir değerli ifade etmeye çalıştık. Şimdi bunu tek bir değerli değil de bir aralık şeklinde nasıl söyleyebiliriz demeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece şey var, örneklemenin üzerine oturan bir konu. Formüller biraz karışacak. Onun dışında zaten biliyorsunuz bunları. İki kütle ortalamasının farkına neden bakmak istiyorsunuz ki? Şundan dolayı. Dün de söyledik. İki sınıfın ortalamalarına kıyaslamak istiyorsunuz. İki partinin sevk ettiğiniz, ürettiğiniz iki partinin sevk ettiğiniz iki partinin ortalamalarını kıyaslamak istiyorsunuz. İki partinin kusurlu oranlarını kıyaslamaya çalışıyorsunuz. İki üniversitenin başarılarını, yayınlarının başarılarını kıyaslamaya çalışıyorsunuz. Ortalama kaç tane yayın yapmış? Bunun sonucunda şöyle söylüyoruz. Elde edeceğimiz 3 tane sonuç vardır. Ya ikisi eşit çıkacaktır, biri diğerinden farklı değildir. İstatistik böyle söylemeye çalışıyor. Ya ikisi biri diğerinden farklı değildir. Ya birincisi daha iyidir, ya ikincisi daha iyidir. Bunu öğrenmek için bunu yapıyoruz. Bunu öğrenmek için kütle ortalamalarının farklarına bakıyoruz. Araya gireyim. Şu an videoyu durdurdum. Burada ortalamaların değerlendirildiğine dikkat edin. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Daha sonra mesela başka ne olabilir? Ortalamaların farkına bakılıyor. Oranların farkına bakılıyor. Sonra bir de şöyle olacak, varyansların birbirine oranlarına bakılacak. Yani neyin değerlendirildiğine dikkat edin. Şimdi ortalamaların farkına bakılıyorsa, bu durumda bazen bu iyi olabilir, bazen kötü olabilir. Mesela sınıf başarı bir sınıfın ortalamasıyla diğer sınıfın ortalaması karşılaştırılıyorsa,
Bu durumda ortalaması iyi olan değerlendirilecek demektir. Daha yani buna göre bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Yani bu durumda büyük olan ortalama sizin işinize gelecek demektir. Eğer bu ne bileyim mesela işte Allah göstermesin işte veya işte başımızda var şu anda bu virüs belasını belasından ölenlerin ortalaması olmuş olsaydı, ortalama değeri işte günlere göre ortalama değeri olmuş olsaydı bu durumda kötü bir şey, kötü bir şeyin ortalaması değerlendiriliyor olacaktı. Bunlara dikkat edin. Aynı şey oranlar için de geçerli. Olay burada çok önemli. Yani neyin, hangi olayın ortalamasını hesaba kattığınız çok önemli. Sonuçta yorumları buna göre yapmanız gerekiyor. Şundan dolayı söylüyorum. Mesela bazen ortalamanın bu anlamda, örnek olayı burada çok önemli olduğu için, bu anlamda bazen ortalamanın büyük olmasını isteriz, bazen de küçük olmasını isteriz, öyle değil mi? Yani şimdi bu zamana kadar işte ilk ölümün gerçekleşmesinden bu ana kadar günde acaba ortalama kaç kişi öldü? Bu bizim için iyi bir ortalama değer değildir. Bunun küçük olmasını isteriz. Veya işte iki sınıfın ortalamasına herhangi bir dersten aldıkları notların ortalamasına bakıyorsak bu durumda da kendi sınıfımızın ortalamasının veya işte o başarı hangisi daha iyisi onun ortalamasının büyük olması bizim için önemlidir. Aynı şey varyanslar için de geçerli. Varyansı değerlendirirken, orada büyük bir ihtimalle tekrar söyleyeceğiz bunu ama hazır yeri gelmişken şimdi ifade edeyim. Varyansın kötü bir şey olduğunu ve değerlendirirken varyansların kötü bir şey olduğundan dolayı tercih edilmediğini, daha küçük olanından aslında her zaman bizim için daha iyi bir sonuç olduğunu unutmayın. Evet, bu şekilde araya girmiş olayım. Büyük bir ihtimalle videoda dün dinledim bunları. Büyük bir ihtimalle bu ifade yok diye hatırlıyorum. Varsa da ikinci baskı olsun. Devam edelim. Videoya devam ediyoruz. Yani tam endüstri mühendisinin kullanacağı şeylerden, yani iş hayatında kullanacağınız kısımlar işte buralar. Ki buraya gelirken de birçok istatistik şeyi biliyor olmanız gerekiyor zaten. Dolayısıyla şimdi aklıma gelen bir şey. Öğrendiklerinizden acaba hangisini ne sebeple kullanırsınız? Üç tanesini yazar mısınız? Mesela güzel bir soru olmuş. Uzunca. Güzel bir şey. Güzel. Yani bu zamana kadar öğrendiklerinizden hangisi endüstri mühendisliğine sanki daha fazla kullanılacakmış gibi? Sence hangileri olabilir? Bir cümleyle sebebini yaz, güzel bir soru olur. Kayıttayız değil mi? Evet. Yani bu onlardan biri olabilir. Bu onlardan biri olabilir. Şimdi kütle varyansının bilindiği durumlar, kütle varyansı biliniyor. Kütle varyansı bilinmiyor. Kütle varyansı bilinmiyorsa iki tane durumumuz var. Kütle varyansları eşit. Ben önümüzdeki slaytları özetliyorum sizin için. Bunlar arka arkaya böyle geliyor. Benim yazdığım gibi bir şey yok burada. Ama slaytları takip ettiğinizde bunlar çıkıyor. Kütle varyansları eşit. Kütle varyansları eşit değil. Temelde varyans biliniyor, bilinmiyor. Bilinmiyorsa eşit, eşit değil. Biraz karışık bir durum var burada. Biraz karışık bir durum var. Geçen sene bunu quizde finalde sorduğumu hatırlıyorum. Çünkü bunun İleriki konulara daha referans aldığımız bir kısmı da var. Onu yeri gelince söyleyeceğim size. Dolayısıyla buraya dikkat diyorum size. Yani burada biraz formüller falan karışacak. Şimdi kütle varyansı biliniyor. Çözüm. Normal daha. Günden de hatırlıyoruz bunu. Kütle varyansı biliniyor. Çözüm. T dağılım.
Pardon, şöyle yapalım. Şöyle sanki daha düzgün olacak. Çözüm. En küçüktür 30. En küçüktür 30. En küçüktür 30. Kütle normal dağılıyor. Kütle normal. Çözüm. T dağılım. En büyük eşit 30. Kütle dağılımı önemli değil. Kütlenin nasıl dağıldığı önemli değil. Aslında çok uzattım bir şey. Çünkü en büyük 30 zaten o demek. Öyle değil mi? Dolayısıyla çözüm normal dağılım. Burada bir şeye dikkat edin. Yine araya girdim arkadaşlar. Şimdi kütle varyansı biliniyorsa çözüm normal dağılım. Büyük bir ihtimalle sınıfta da olsam böyle anlatacaktım bunu. Şimdi genelde çözdüğümüz örnekler buna uygun. Şimdi buradaki asıl ayrıcı şey aslında şu. Yani çözüm normal dağılım. Kütle varyansı biliniyorsa çözüm normal dağılım çok doğru bir ifade değil aslında. Ama genel olarak karşımıza çıkan problemler böyle olduğu için bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu durumda aslında bu büyük örnek durumunu gösteriyor bize. Yani genel bir istatistikte genel bir durum var. Bu da şu. Eğer kütle varyansı biliniyorsa zaten örnek büyüktür. Zaten örnek büyüktürse o zaman çözüm normal dağılım demek çok kolay. Yani genel olarak böyle %95 böyle %99 böyle. Dolayısıyla peki kütle varyansı öyle nadir durumlar olur ki kütle varyansı biliniyordur. Ama örneğiniz büyük değildir. O zaman çözüm normal dağılım değil. Yani genel olarak çok büyük bir ihtimalle böyle olduğundan dolayı böyle yazıp geçiyoruz. Buna dikkat edin. Bunu artık kavramış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu sıkça söylemeye başladık biliyorsunuz. Buna dikkat edin. O zaman buradan genel olarak şunu çıkarıyoruz. Kütle varyansı biliniyorsa bu büyük örnektir. Genel olarak büyük örnektir. Çok büyük bir ihtimalle büyük örnektir. Kütle varyansı bilinmiyorsa bu da genel olarak küçük örnektir. Aklınıza böyle kalsın. Ekstra bir bilgi. Devam edelim videoya. Yani şunu hiç yazmama gerek yok aslında. Şu kısmı yazmama hiç gerek yok. Şuraya yazdığımda o yandaki demek zaten. Yani ya o ya diye ikisinden birisi. İkisi de aynı şeye varıyor çünkü. Varyanslar eşit. Varyanslar eşit. X1 ortalama, X2 ortalama. Eksi z alfa bölü 2 çarpı varyansları biliyoruz. Dolayısıyla birinci kütlenin varyansı bölü ikinci kütlenin varyansı n 2. Mü1 eksi mü1'i arıyoruz zaten. Aradığımız şey bu. Dolayısıyla x1 ortalama eksi x2 ortalama artı z alfa bölü 2 şu. Varyanslar eşit. Varyanslar eşit değil. Varyanslar bilinmiyor. Varyanslar bilinmiyor. Eşit kabul ediliyor. Araya gireyim yine. Şimdi şu bildiğimiz bir şey ama şeklimiz aslında şu. Hatırladığım kadarıyla videoda bundan bahsedilmiyor ama örnek ortalamalarının farkının şekli şu. Orta değerimiz mü1-mü2 yani iki bağımsız kütlenin ortalamalarının farkını gösteriyor. Şu eksen de x ekseni de bize
örnek ortalamalarının farkının dağılımını gösteriyor. Şu. Dolayısıyla şu kadarlık bir standart hatayla bu sağda olacaktır. Şu kadarlık standart hatayla solda olacaktır. Dolayısıyla biz bunları standart normal dağılımına çevirdiğimiz zaman artık işte şuralardaki sıfır değeri ve z değerlerini bu işlemi yapıyoruz demektir. Genel olarak şeklimiz bu. Evet, buradan devam edelim. Varyanslar bilinmiyor, eşit kabul ediliyor. Bu durumda ortak bir varyans belirlenir. Bu durumda ortak bir varyans belirlenir. Beyaz tahta mı kaldı? O zaman paylaşım durdurup tekrar paylaşayım. Bir dakika. Garip garip huylar var bu platformunda. Yani alışacağız ama bakalım. Evet, şu anda videoyu görüyor olmalısınız. Biri evet desin. Video sayfasını görüyorsunuz değil mi? Tamam. Ortak varyansa SP kare diyoruz. Yani hem birinci kütle için hem ikinci kütle için ortak bir varyans belirliyoruz. Ve bunu şu formülle buluyoruz. Formülle buluyoruz. Ender eksi 1 kopya çekmem lazım. Evet, sevgilim kayıtsın. Kopya çekip sonra bana bağlamam lazım. Size tavsiyem şu araya gireyim yine. Formüller gerçekten karışıyor. Bundan sonra karıştığını göreceksiniz. Bunları sadece izlemeyin, yazın. Defalarca yazmanızı tavsiye ediyorum size. Eğer imtihanı yüz yüze yapma durumumuz olursa ki okul bu şekilde düşünüyor. Yani final imtihanlarının yüz yüze olmasını düşünüyor. İşte eğitim uzaktan olacak ama finaller yüz yüze olacak. Bu durumda klasik şekilde size imtihan edeceğiz demektir. Tabii ki hatırlatma kağıtlarımız geçerli. Ama sınıfta da sürekli olarak söylediğim gibi aslında bunlara yazıyla alışık olmanız gerekiyor. Çünkü imtihanda bunlara çalışmaya kalkarsanız büyük sıkıntı yaşarsınız, benden söylemiş. O nedenle en azından takip edin, yazın bunları. Sürekli olarak yazmaya çalışın, eliniz alışsın. Artı n2-1 S2'nin karesi n1 artı n2-2 ve tabii ki T dağılımından faydalanıyoruz. Burada serbestlik derecesi V eşittir serbestlik derecesi n1 artı n2-2 x1 eksi, x2 ortalama tabi, eksi t alfa bölü 2 ve serbestlik derecesinde, serbestlik derecesinde. Çarpı sp kare, kare mi emin değilim, bir dakika, tamam şimdi koymayayım oraya. Bence böyle olması lazım. 1 bölü n1 artı 1 bölü n2. Şuraya kare gelebilir. m1 eksi m2. x1 ortalama eksi, x2 ortalama artı t alfa bölü 2
V serbestlik derecesinde çarpı Sp kararlı olması lazım. 1 bölü N1 artı 1 bölü N2. Yani şu an şuna yazdığım doğru olması lazım. Bak bakalım doğru mu? Evet yokmuş. Evet yok. Varyanslar bilinmiyor, eşit kabul ediliyor. Önemli bir şey söyleyeceğim biraz sonra. Çünkü slide daha da yok bu. Onu yazacağım, yazmamız lazım. Varyanslar bilinmiyor. Son olarak, varyanslar bilinmiyor. Ve eşit kabul edilmiyor. Eşit değil. Varyanslar bilinmiyor ve eşit değil. Bu durumda T dağılımı ile yine çözüme gidiyoruz. Serbestlik derecesini bulma formülümüz değişiyor. O da şu. S1 kare bölü N1 artı S2 kare bölü N2, yani birinci örneğe ait varyans bölü birinci örneğin örnek büyüklüğü artı ikinci örneğin varyansı bölü İkinci örnek büyüklüğü. İkisini topluyoruz ve karesini alıyoruz. S1 kare bölü N1 N1 eksi 1 artı evet kare olacaktı burada da. S2 çok geçe N2 kare N2 eksi 1. Evet, serbestlik derecesi bu şekilde bulunuyor. Faydadan para evet vermiş. Dolayısıyla yanlış hatırlamıyorum. Serbestlik derecesi bu şekilde bulunuyor. Neyin serbestlik derecesi? Neyin serbestlik derecesi? T alfa bölü 2 V. Yani şu. Buradaki V buradan bulunuyor. Bu şekilde bulunuyor. Gördüğünüz gibi formüller çok yakışıklı. Yani burada sadece bir serbestlik derecesi bulabilmek için ne zaman varyanslar bilinmiyor ve eşit değilse ki varyanslar bilinmiyor ve eşit kabul edildiğinde farklı bir serbestlik derecesi var. N1 artı N2 eksi 2. Ama varyanslar bilinmiyor ve eşit değilse bu durumda çok yakışıklı bir serbestlik derecesi var. Dikkat! Bu durumda formül, bu durumda formül x1 ortalama eksi x2 ortalama eksi T alfa bölü 2 V serbestlik derecesinde çarpı S1'in karesi bölü N1 artı S2'nin karesi bölü N2. Sercan şimdi sormuş, varyanslar bilinmiyorsa. Varyans bilinmiyor dediğimiz varyans, kütle varyansı. Kütle varyansı bilinmiyorsa, en başta yazıyor olmamız lazım onu. Kütle varyansı bilinmiyorsa, S1 kare burada şeydir, birinci örneğin varyansı, S2 kare ikinci örneğin varyansı. Ama bazen şöyle de olur, bazen şöyle de olur. Eğer biz kütle varyansını bilmiyorsak, bazen kütle varyansının yerine örnek varyansını biliyorsak onu koyabiliriz. Yani burada işler bayağı bir karışıyor. Aman dikkat gözünü seveyim. Tamam. Mü 1, mü 2, mü 1 eksi mü 2. Evet, S1 karelerde tereddüt etme. Ama bence böyle olması lazım. Evet, doğruymuş. Doğruymuş. X1 ortalama eksi ortalama artı T alfa bölü 2 V serbestlik derecesinde çarpı S1'in karesi bölü N1 artı S2'nin karesi bölü N2. Dikkat edin, bütün bu formüller biraz önce beyaz tahtada yazdığım şekle göre yazılıyor. Yani sol tarafta x1, x2 ve T dağılımına göre olan değerin standart hatayla çarpımı kadar sol tarafta ve aynı şekilde mü 1 eksi mü 2'den bu dediğimizin x1 eksi 2, x2 artı işte t değeri çarpı standart hata kadar da nerede? Sağ tarafta yer alıyor. Neyi belirlemeye çalışıyoruz?
M1 eksi M2 orta değerinden bir eksi alfa güven seviyesinde sol taraftaki değerler de olacak. Bir eksi alfa güven derecesinde sağ taraftaki değerler de olacak. Yani çıkan değere bir eksi alfa kadar güvenip alfa bölü 2 kadar veya toplam alfa kadar güvenmiyoruz anlamı çıkacak. Siz ezberlemeli misiniz bunları? Bence ezberlemelisiniz. Çünkü her an bunlar karışabilir. Yani şöyle bir şey. Ezberleyin. Daha sonra kontrol etmek için bakın bence. Çünkü hep söyleyip duruyorum. Ben sizin yerinizdeyken, yani bu dersi sizin yerinize alıyorken ikinci dönemin en büyük problemi formülleri karıştırmaktır. Yani bakıyorsunuz bu problemde hangi formül kullanılacak? Onun sıkıntısı var. Ne oluyoruz ya? Santrali geçti burası da yani. İyi ki dersine girdik. Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi burada ilginç bir şey söyleyeceğiz size. Bu slaytlarda şu an yok. Özet geçtim şimdi size. Çok şeyi. Şurada 2-3 tane slayt özet geçtim. Şimdi diyor ki bundan sonrasına dikkat arkadaşlar. Burası bir problem olarak her zaman karşınıza çıkıyor. Büyük bir ihtimalle yani şu an tahmin ettiğim yeri açık olacak. Burası yok sunularda. Dolayısıyla buraya dikkat bu soru olarak karşınıza çıkıyor. Bakalım olmuyormuş. Sonunda anlatılınca farklı bir şey sonunda söylerim ayrıca. Ne dedik? Tabi bu değil yani. Umarım çok tehlikeli sarmış. Kimse aramadı. Kimse aramadı. Şimdi derse girdik ki. Bak dördüncü defadır sarıyor yani. Varyans ne dedik? Varyanslar bilinmiyor. Varyanslar bilinmiyor. Eşit kabul ediliyor. Eşit kabul edilmiyor. Eşit kabul edilmiyor. Bir şey mi diyorum? Bir dakika, bir toplantı var. Bir toplantı. Nereye gireydi? Şimdi geçeyim. Saat 11'de bir toplantı var, tamam mı? İkinci sınıfta farklı bir zamanda mı? Problem size diyor ki, varyanslar bilinmiyor ama eşit kabul ediyoruz. Varyanslar bilinmiyor ama eşit kabul etmiyoruz. Buna göre çözüm diyor. Halbuki bir soru tipi de var ki, ben şöyle yaptım geçen sıra problem yaşadı arkadaşlar. O yüzden o problemi yaşamayın diye. Burada şu an bu özet bilgiyi veriyorum size. Dedim ki bunu şöyle tespit edersiniz. Ama yazmamıştım bunu. O yüzden problem yaşadılar. Şimdi yazıyorum bunu. Yani nasıl tespit ediyorsunuz? Nasıl karar verirsiniz buna? Kararı şuradan veriyorsunuz. Varyans oranlarının güven varyans oranlarından karar veriyorsunuz buna. Şuradan karar veriyorsunuz. Buradan karar veriyorsunuz. Varyans oranlarının güven oranlarından karar veriyorsunuz. Peki ne zaman anlatılacak bu? Bu 9. sunumun yer hakkı kısmında. Burada bir şey eksik kalıyor. Onu tamamlayalım. Notunuzu ona göre alın. Varyansların eşit olup olmadığına iki şekilde karar veriliyor. Burada sanki sadece bir halde karar veriyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öyle bir şey. İkincisi söylenmiyor burada. Gerçi söylenmesine de gerek yok. Aslında bunu size çıkarıyor olmanız lazım. Burada ben ekstra bir bilgi veriyorum. Bir, işte bir problem ne? Problem şu. Varyanslar bilinmiyor, eşit kabul ediliyor, eşit kabul edilmiyor. Nasıl karar veririz buna? Biraz sonra büyük bir ihtimalle şundan bahsedecek. Geçmiş sunularda, bir önceki haftanın sunusunda olması lazım. Eşit kabul ederek çözüm, işte eşit kabul etmeden çözüm gibi bir şık var orada. Yani bunu bize söylemesine gerek yok. Biz aslında buna karar verebiliriz. Buradaki problem bu.
İşte buna bir karar verme yöntemlerinden birisi varyansları oranlama. Varyans oranlarının güven aralıklarına bakma. Buradan karar veriyoruz. Buradan varyanslar eşit mi değil mi çıkıyor. İkinci olarak burada söylenmiyor ama yeri geliyor. Daha sonra tekrar söylenecek bu. Hipotez testlerinde de benzer şekilde buna karar verilebilir. Bunu notalım. Çünkü burada bu ifade olarak geçmiyor. Tekrar ediyorum. Söylenmesine gerek yok. Zaten şunun da söylenmesine gerek yok. Burada ben size ekstra bilgi veriyorum. İki şekilde anlıyoruz. Varyanslar eşit mi değil mi? Varyansların güven aralıklarından bir. İkincisi de varyansların hipotez testlerinden. Ne zamana konusu bu? Büyük bir ihtimalle ya 12. hafta yahut da 13. haftanın sunumunun, yani 12 numara veya 13 numara, şu an tam bilmiyorum sunu numarasını, ya 12'ye yahut da 13 numaralı sunuda geçecek bu. Dolayısıyla orada da böyle geçmeyecek. Siz oradan bunu çıkarabiliyor olmanız gerekiyor. Ben ekstra bilgi veriyorum, tekrar söylüyorum bunu size. Evet, devam edelim. Büyük bir ihtimal bugün işleyecek mi bilmiyorum. Yetişmezse haftaya gelecek bu. Şimdiden söylemiş olayım. Şuradaki olay, nasıl karar veriyoruz? Böyle karar veriyor musunuz ama şöyle yapıyoruz. Varsayın. Biri birden büyük. Mesela sol taraf birden büyük. Birden büyük. Sağ taraf birden küçük çıktı. Birden küçük çıktı. Efendim? Yani şöyle demeye çalıştım. Doğru mu söyledim? Sol taraf birden büyük çıktı. Sağ taraf birden küçük çıktı. Doğru mu gösteriyorum? Böyle anlıyorsunuz değil mi yazdıklarımı? Uzun uzun yazmak istersiniz. Bu o anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor değil mi? Yani şuradaki değer, varyansları kıyasladım, böldüm ikisini birbirine. Sol taraf birden büyük çıktı. Sağ taraf birden küçük çıktı demek istedim şunları yazarak. Ya sol taraf nasıl birden küçük büyük çıkar, sağ tarafta birden küçük çıkar, tam tersi olması lazım. Neyse, biraz sonra düzelteceğim büyük bir ihtimalle. Anlaşılıyor mu? Tamam, o zaman tamam. Evet, uyandı herkes. Bu ikisi arasında, bir dakika, bir de ha doğru, evet, tamam, doğru söylüyorsun, tamam. Yani ben şunu demeye çalışıyorum, biri, tamam, doğru söylüyorsun, güzel, tamam, sizin dediğinizi yapalım bunu. Tamam, yani şu, budur değil mi? Tamam, şimdi olur. Böyle olduğunda, birinin diğerinden büyük olduğu, birinin diğerinden farklı olduğuna karar verilmez. İstatistik böyle söylüyor. Yani ne demekmiş biliyor musunuz? Eşit demekmiş. Varyanslar eşit. Varyanslar eşit. Tabii doğru, evet doğru. Varyansları yaptığımız için varyansları yapıyoruz. O yüzden ikisinin de karesi var tabii. Evet. İkisinin de karesi, varyans olduğu için. Şöyle diyoruz, birinin diğerine farklı olarak karar verilemez. Yani sonuçta şunu demek istiyorsun, aslında eşit. Biri diğerinden büyüktür diyemiyorsun, eşit. Şöyle olursa, ikisi de sıfır çıkarsa, bak şu sıfır çıktı, sıfırdan küçük çıktı. Gamze şunu bitirsin, ondan sonra açıklayayım. Sıfırdan küçük çıktı, yani şöyle, sıfırdan küçük çıktı. Diğeri de sıfırdan küçük çıktı, pardon. Bu sıfırdan küçük çıktı, bu da sıfırdan küçük çıktı. O zaman hangisi büyüktür? Şöyle bir bölme yaptığınızda,
Sonuç sıfırdan küçük bir değer çıkarsa aşağıdaki büyüktür, öyle değil mi? Yani ikinci varyans büyüktür. İkinci varyans büyüktür. Eşit değil yani. Varyanslar eşit değil. Peki ikisi de birden büyük çıktı. İkisi de birden büyük çıktı. Şöyle. İkisi de birden büyük çıktı. Yine varyanslar eşit değil. Varyanslar eşit değil. Neden? Çünkü birden şöyle bir bölme işleminin birden büyük çıkmasının anlamı ne? Birincinin ikinciden büyük olduğu anlamına geliyor, değil mi? Birinci ikinciden büyük. Birinci ikinciden büyük o zaman eşit değil demektir bunlar. Sıfırdan birden küçük çıktığında sıfırdan küçük değil, birden küçük çıktığında. Pardon. Sıfırdan değil, birden küçük çıktığında. Şu birden küçük çıktığında olacak. Şu birden küçük çıktığında olacak. Her iki taraf birden küçük çıktığında bunun anlamı ne? İkincisi daha büyük. Bütün bu anlatılanlarda şimdi bu, sadece buraya mı takıldınız? Başka bir yere takılmadınız mı? Yani şurada bir örnek çözüyorum bak. Şurada bir örnek çözüyoruz. Bu örneğin sonunda -6.3 çıkmış. Sol taraf, sağ taraf 56.10 çıkmış. Bundan bahsediyoruz ya. Ya tek takıldığınız nokta burası size yandık demek. Siz de aynı yere takıldınız. Yani buraya bir değer çıkacak, burada da bir değer çıkacak. Alt üst sınır ya bunlar. Evet. Bunu vermiş oldum size. Bak buradan ne çıkaracaksınız biliyor musunuz? Ben soruyu veya şöyle bir soru çıktığında varyansların eşit olup olmadığına sen karar vereceksen böyle karar vereceksin. Tamam? Ona göre bak ona göre yani bu ne demek? Ona göre ya şu formülü kullanacaksın ya da yukarıdaki formülü kullanacaksın. Şunu kullanacaksın. Çünkü yukarıdaki neydi? Eşit kabul ettik varyansı da o yüzden bu formülü verdik. Peki aşağıdaki formül ne? Eşit değilken ki formül. Dolayısıyla karar verip ya onu ya onu kullanıyoruz. Tabii bir de baştaki bir karar var. Orada şunu söylüyorsun. Varyansları bilmiyoruz. Kütle varyansını bilmiyoruz. Oradan hareketle bunu yapıyorsun. Birkaç tane böyle bilinip bilinmeyen durum var. En sonunda kararına bak ona göre bir formül kullanıyorsun. Evet tamam. Evet, en sona düzelttik. Sonuç bu bence. Şu an için problem yok. Evet, 10 dakika ara verelim. Sonra devam edelim. Saat 1'e 2 geçe burada olun. Ne olursunuz istismar etmeyin. 1'e 2 geçe burada olun. Yani çünkü öyle görünüyor. 5. Evet. 1'e 2 geçe burada olun diyor. O zaman öyleymiş. Şimdi Gamze diyor ki örnek varyanslarının örnek varyansının oranları. Şimdi eğer örnek varyanslar olmuş olsaydı o zaman şu beyaz tahtama açayım. Örnek varyanslar olmuş olsaydı o zaman S1 kare bölü S2 kare diyecektim. Böyle demiyor. Böyle demiyor. Ne diyor? Şunu söylüyor. Kütleye ait varyansları kıyaslıyor. Dolayısıyla kütleye ait varyansları kıyasladığı için kütleye ait varyansların biliniyor olması lazım. Peki güzel bir soru var burada. İyi de kütle varyansları bilinmiyor öyle mi diyor? Hocam örnek varyansları oranlarından değil mi? Çünkü kütle varyansı bilinmiyor. Gayet güzel. Şimdi bunun verilebildiği bir dakika. Kütle varyansları. Evet, soru güzel. Bir dakika.
ne yapmaya çalışıyoruz? Kütle varyansları bilinmiyor. Evet, biraz düşündüğüm için doğrusu. Gamze. Evet, süremiz bitiyor. Şöyle yapalım. Ben bunu akşam, bugün bir düşüneyim. İlginç bir şey sordun aslında. Yarın cevap vereyim, tamam mı? Evet, şu an düşünüyorum hala. Yani haklı olma ihtimalim var. Şöyle bir durum da var. En yakın düşündüğüm şey şu. Biraz önce de söylemiştim. Biz aslında kütle varyanslarını bilmiyorsak, kütle varyanslarını bilmediğimiz durumda aslında örnek varyanslarını da kullanabiliyoruz. Evet. Tamam, bunu düşünmüş olayım ben. Yarın bunun cevabını vereyim. Evet, bugün 9.1 numaralı sunuyor sizinle. Videoyu sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla bunu YouTube'dan takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Dokuzuncu, 8-9'u yüklerim bugün inşallah. İyi günler hepinize. 8 de yok, 9 da yok. Evet.